Seninle karşılaştığımızda tertemiz, gencecik bir kızcağızdın. O günü hatırlıyor musun? Benimki de laf. Unutmam mümkün mü? Hayallerin yıkıldı. Erkeklere olan inancın yıkıldı. Aslında o gün sana çok büyük bir iyilik yaptım. Farkında mısın? Kısa kessek. Yorgunum. Ne söyleyeceksen söyle, sonra da git. Cihan'a ne kadar kızsan haklısın. Ona olan nefretinle bugüne kadar ayakta kalmışsın. Yıllarca bekledin, çalıştın, sabırla. Polis oldun. Bir gün hayallerini yıkan, seni kandıran adamın karşısına çıkıp ondan intikam almak için yaşadın. Terapi falan mı yapıyoruz, hayırdır? Yok, sadece sohbet ediyoruz. Geçmişini bilen biriyle konuşmak insana iyi gelir. Ben bu sohbetin sonunu biliyorum, söyleyeyim. Cihan benim damadım. Ondan uzak dur. Cihan'la uğraşırsan işlerim bozulur. Değil mi? Bu kadar. Yok. Cihan umurumda bile değil. Ona istediğini yapabilirsin. Ama ailem, kızım ve torunum benim her şeyim. Eğer Cihan'a yaptıkların onlara zarar verirse, ki veriyor, İşte o zaman işler değişir. Bu senin sorun. Geçmişinin emniyette ortaya dökülmesi de senin sorunun olur o zaman. Öğretmen kızın ölümünü kurcalamaya devam edersen, o zaman ben de geçmişini ortaya dökmekten hiç çekinmem. Eğer kızım ve torunumun yaşadığı eve polisler bir daha gelirse, işte o zaman bunlar aslan başkomiserin önüne geçecek. Harekete geçmeden önce iyi düşün. Müsaadenle.